Böyle bir mesaj gelmez herhalde. Gelmez. Bir maruf bu. Maruf Buzcu gibi bir soru. Peki. O da takip edecek muhtemelen. Maruf, günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Esen, Hakan Yıldağ. Günaydın. Bu sabah çok daha net bir görüntüyle Maruf Buzcu gibi karşımızda. İşte bu diyelim. Yine aydınlandık ama. Evet. Aydınlanmayla ilgili bir sıkıntı yok. İşte bu görüntü. Evet. Şimdi Maruf, yani EKK ile başlayalım diyeceğim ama ben Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarından, geçmişte de yani çok yapıldı, EKK'dan pek bir şey çıkmıyor. Eşgüdüm çıkıyor. Yani eşgüdüm çıkıyor. İşte herkes herhalde ne yaptığını ifade ediyor. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım ama hani bu biraz böyle OECD toplantıları falan gibi Hakan abi. Hı. Hani herkes gelir, şöyle olacak, böyle olacak ama hani bir taahhütte olsa da o taahhüdün sorgulanmaz geçmişe dönük. Neden yaptın, yapmadın denmez. EKK da biraz böyle gibi, yani çok net kararların alındığı, yön tayin edildiği bir toplantı olarak geçmişte gelmemişti ama bu son toplantıyı dinleyelim senden. EKK toplantıları tabii, hani OECD'den örnek verdiniz. Genel eğilimi yansıtması açısından aslında önemli. Şimdi bir orta vadeli plan hazırlığı var. Bu planın hani bizim seçim öncesinde o yapılacağını düşündüğümüz orta vadeli istikrar programı, derlenme toparlanma programı yerine geçmesi bekleniyor. Orta vadeli plan zaten 3 yıllık olarak açıklanması gereken hem orta vadeli mali plan hem orta vadeli program açıklanıyor. Ancak burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın görevine başlarken vurguladığı ince bir konu var. Bu da önümüzdeki dönemde devlet kaynak dağılımının yönünü değiştirmeye hazırlanıyor. Bunun işaretlerini alıyoruz. Özellikle büyük altyapı yatırımları, inşaat sektörü yerine daha çok katma değeri yüksek ihracat ve üretimi önceleyen bir üretim yapısına Türkiye'yi dönüştürmesi söz konusu. Hatta bu konuda bu yatırım ortamını iyileştirme koordinasyonunu yürüten Odalar Birliği bünyesinde de bir kurul var biliyorsunuz. Bu kuruldan da bazı bilgiler istenmiş. Özellikle orta vadede, daha da kısa vadede katma değere katkıda bulunacak Türkiye'nin cari işlemler açığını azaltmaya yönelik yatırımlarla ilgili özel sektörün görüşünü alıyorlar, topluyorlar. Bugünlerde onunla ilgili de bir hazırlık var. Dolayısıyla hani çok net bir şey çıkmıyor ama orta vadeli programın öngöreceği bir kaynak dağılımında değişikliği gözleyebileceğiz önümüzdeki dönemde. Bunun işaretlerini alıyoruz en üst düzeyde. Ben şimdi Mehmet Kaya'dan okuyorum. Evet. Mehmet Kaya'nın haberinde. Hakan abi, orada aslında enteresan bir detay var. OVP ve gelecek döneme ilişkin. Diyor ki 60'tan fazla proje bazlı teşvik kapsamındaki yatırımla Merkez Bankası'ndan finanse edilen, hangi yatırımlar olduğu açıklanmayan, 111 milyar TL'yi geçen Merkez Bankası kaynaklı yatırım taahhütlü avans kredisinin yaratacağı etki gelecek yıllar için belirleyici nitelikte. Hmm. Yani böyle bir 111 milyarlık kaynak önümüzdeki dönemde nerelere dağıtılacağı anladığım kadarıyla şekillenecek. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda sanırım bu da gündeme gelmiş. Geçelim Merkez Bankası. Merkez Bankası'na da geçelim ama sen de o bir şey var mı? Yani mesela orta vadeli programda neler yer alacak, neler öncelik olacak? Bir yapısal reformlardan bahsediyoruz. Hmm. Bu yapısal reformların hangileri olacağı, yoksa genel itibariyle şu anda bir yapısal reform sözü var ama detaylandı mı, detaylanmadı mı, ora tarafını merak ediyorum. Hiçbir şey geliyor mu bununla ilgili Maruf Bey? Aslında yapısal reform kavramı o kadar çok kullanıldı ve içi öylesine boşaldı ki, hani nelerin yapısal program, yapısal reform kapsamında olduğu, nelerin önümüzdeki dönem için yeni tasarlanan programlar olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var aslında. Yapısal reform dediğimiz şeyler geçmiş dönemde yapılmış, yapısal reform adı altında yapılmış birçok şeyden geçmiş dönemde vazgeçildi. Dolayısıyla
bunların yeniden kazanımının mı kastedildiğini, örneğin bağımsız kurulların daha etkin hale getirilmesi gibi kurullar yapısal reform olarak önümüze konmuştu geçmiş dönemde. Fakat yapısal reformdan ziyade demin de vurguladığım gibi daha henüz hangi sektörler olduğunu bilemediğimiz ama özellikle katma değeri yüksek, ihracatın özellikle de çok zorlandığını görüyoruz. Katma değeri yüksek teknoloji ürünleri ihracatında bir artış yaratacak. Hamleye hazırlanıyor Türkiye. Hani sanayi, savunma sanayinin getirdiği bir özgüven de var bu konuda. Bununla ilgili bir hazırlık var. Bugünkü Merkez Bankası... Şimdi enflasyon raporu aslında çok önemli, para politikasının en önemli iletişim aracı. İletişimin ne kadar önemli olduğunu para politikalarında işte FED'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan biliyoruz. Demin Hakan Güldağ'ın da vurguladığı gibi yani Merkez Bankası'nın asıl görevi işte fiyat istikrarı. Ama enflasyon raporu da şunun için tasarlanmış. İşte 3 aylık, önümüzdeki 3 aylık dönemde özel sektörün önünü görebilmesi, enflasyon tahminlerine bakarak yol alabilmesini sağlamak için böyle bir iletişim mekanizması tasarlanmış. Ama bugüne geçtiğimiz dönemde bunu çok sağlayamadık. Hatta ama enflasyon raporlarının açıklandığı toplantılar aynı zamanda Merkez Bankası iletişimi açısından da çok önemli toplantılar haline geldi. Hatta liralaşma stratejisinde bir enflasyon raporu sunumunda öğrendik. Birdenbire geçildi. Dolayısıyla bugünkü toplantıda biz Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine devam edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemde ya da nasıl devam edeceğini, enflasyon hedeflerinin gerçekten gerçekleştirilebilir, mantıklı hedefler olup olmadığını da göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönemde tutmadığını gördük bugüne kadar. Şimdi Merkez Bankası özellikle de Merkez Bankası'nın enflasyona nasıl baktığı konusuna bakmaya çalışacağız bugün. Maruf çok teşekkür ederiz. Biz de 10.30'da sanırım başlıyor toplantı. Evet. İlgiyle takip edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. Kolaylıklar. Teşekkür. Bu arada bizim anketimizde de